Rafadan Tayfa. Pusula bozulmuştu. Hı hı. Koca okyanusun ortasında tüm tayfa kala kaldık. Havada bir tane bile bulut yoktu. Uçuş için harika bir gün diyorduk ki aniden kara bulutlar gökyüzünde toplandı. Sonra ne olmuş? Gök gürültüleri adeta uçmayın diyordu. Birinin hikaye kitabını rüzgar uçurmuş. Hayır Hayri, hikaye kitabı değil. Bence macera dolu bir roman. Hayır, olamaz Kamil abi. Neden? Çünkü bu yazıların hepsi elle yazılmış. İşte orada. Bir tane daha. Yeni gelen kumaşlardan kırmızı olanı o kadar yumuşak ve parlaktı ki onunla yapacağım elbisenin bir eşi dahi olmayacaktı. Ay. Merhaba Basri amca. Macera dolu yazılardı Basri amca. Bu kitabın adı ne? Kitap değil Kamil abi. Günlük o. Yoksa okudunuz mu? Gözümüz takıldı Basri amca. Ama hiçbir şey anlamadık. Okumadığınıza sevindim. Çünkü başkasının günlüğü okunmaz değil mi? Basri amca. Okyanusta yolunuzu nasıl buldunuz? Basri amcayı üzen bir şey var. Sen bu zamana kadar kuşlar gibi gökyüzünde uç, sonra mutsuz ol. Olacak iş mi bu canım? Kuşlar gibi uçmak mı? Basri amca pilotmuş işte. Onu öğrendik. Olur mu Hayri? Bütün ömrü denizlerde geçmiş, günlüğü okumadın mı? Bence ikisi de değil. Pahalı kumaşlardan elbise dikmekten bahsediyordu. Belli ki terzi. Adam pilotmuş işte. Tartışmanıza gerek yok. Gel buraya ufak. Hayır gel. Kaptan, bence terzi. Neden gidip Basri amcaya mesleğini sormuyoruz? Bence terzi. Hayır kaptan. Bugün günlerden ne? Pazar. Basri amca pazara uğrayacak demektir. Doğru. Toplanın. Arkadaşlar, Basri amca birazdan alışverişe çıkacak. Biz de bütün sokaklarda yerimizi alacağız. Tesadüf gibi karşısına çıkıp fark ettirmeden sorular soracağız. Neden? Gerçeği kendisinden öğreneceğiz. Ben yokum arkadaş. Her şey ortada işte. Basri amca pilot. Bunu ispat edebilir misin Hayri? Evet. Birazdan pazara çıkınca kendisinden öğreneyim de görün o zaman. Biz de öyle düşünüyoruz Hayri'cim. Hadi arkadaşlar, şimdi herkes sokaklara. Basri amca. Söyle. Gemileri durdurmak için denize atılan şey neydi? Çıpa. Ben demiştim Basri amca bilir. Ne de olsa ömrü denizlerde geçti diye. Ben hayatım boyunca hiç gemiye binmedim. Basri amca. Hayri. Basri amca.
Söyle Hayri. Hava kapalı. Hı? Birazdan şimşek çakacak. Yağmur yağacak sanki. Ne olmuş? Bence uçak bu havada uçmaz, öyle değil mi? Bilmiyorum. Basri amca. Bugün sizde bir tuhaflık var ama çözemedim. Söyle. Yaz geliyor. Keten gömlek mi yoksa pamuklu gömlek mi daha iyi olur? Bilmiyorum. Siz terzi değil misiniz? Hayır. Hiçbir ipucu vermedi. Ben bir daha soru soramam. Bugün pilot olduğunu bir şekilde öğrenmeliyim. Arkadaşlar, B planı. Bu sefer dönüş yollarını tutuyoruz. Basri amca, şöyle kendime kahverengi bir ceket diktirmek istiyorum. Sence nasıl olmalı? Tabii, Basri amca nereden bilsin? Basri amca terzi değil ki. Basri amca. Basri amca. Yine ne soracaksınız? Basri amca. Ne var? Gemi. Gemi. Söyle çabuk. Gemilerde talim var bahri yerine. Anlamıyorum. Neden bugün herkes acayip davranıyor? Sanki anlaşmış gibi. Basri amca, sizin mesleğiniz neydi? Ben şofördüm evlat. Şoför mü? Peki o günlüktekiler ne? Kafam çok karıştı. Kelebek motifi işlenmiş olan yüzükler her görenin dikkatini çekiyordu. Rüstem abi, sayfayı herhalde Basri amcaya getirdin. Bu sayfa Basri amcaya mı ait? Evet Rüstem abi. Basri amcanın günlüğünden bir sayfa o. Basri amca kuyumcu muymuş? Ah Rüstem abi, bir öğrenebilsek mesleğini. Şofördüm dedi ama. O sayfalardan biz de bulduk. Her sayfada farklı bir macera vardı. Gizem dolu satırlar. O zaman bu gizemi çözelim çocuklar. Nasıl olacak Rüstem abi? Tabii ki kendisine sorarak. Ya kızarsa? Galiba bugün onu biraz kızdırdık. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi sorar öğreniriz. Basri amca, bu galiba size ait. Bahçede masamın üzerindeydi. Rüzgar savuruverdi. Ne kadar güzel günlerdi. Bize biraz anlatır mısınız Basri amca? Neyi? Günlükte yazılanları. Çok uzun yolculuklara çıktığımda mutlaka yolda kalmış insanları kamyona alır, onlarla yol arkadaşlığı yapardım. Ne güzel. Lütfen sessizlik. Yolda bana o kadar güzel anılarını anlatırlardı ki ben de sanki kendim yaşamış gibi onları günlüğüme yazardım. Terzi. Pilot. Kaptan. Hepsi de benim yol arkadaşlarım. Öyle mi? Hiç unutamadığınız bir yol arkadaşınız oldu mu Basri amca? Evet. Bir müzisyenle yol arkadaşlığı yapmıştım. Yol boyunca bana kemanıyla çok güzel şarkılar çalmıştı. Hatta bana da biraz öğretmişti. Onun gibi keman çalabilmeyi çok isterdim. Bir gün biri bindi kamyona. Sirkte çalışıyormuş. Anlattıkları dün gibi aklımda. Sonra bir gün... Thank you.
Hediyesini çok sevecek. Biz onun hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı oluyoruz. Neden sevmesin? Adım gibi eminim. Beğenecek. Kapı gıcırdadı sanki. Basri amca nasıl da heyecanlandı. Gülümsemesine bakılırsa beğendi. Çalsa da kulağımızın pasını atsa. Hop. İyi ki kaptan olmak istemedi. Yoksa gemiyi nereden bulurduk? Delireceğim şimdi. Nereye gider bu keman? 5 dakika kestirdim, kuş olup uçtu sanki. Ne güzel çalıyordu. Senin de beğendiğini biliyorum. Ama merak etme, elbet bir yerden çıkar. Evin içine bir daha bakayım bari. Ha.